Yunus Emre Enstitüsü, Adnan Şahin'le Lezzete Dair programını sunar. Lezzete Dair bu hafta değil bir programa, bir sezona sığmayacak güzelliklerle dolu. Bilinen 10 bin yıllık tarihle kadim şehrimiz Kastamonu'dayız. Kastamonu, Kurtuluş Savaşı'na başrolde yer alan heybetli bir şehir. Tarihimizdeki yeri ne kadar değerliyse mutfağı da bir o kadar muazzam. Türkiye'nin yemekleri en çok kataloglanan ikinci şehri. Efendim, Lezzete Dair bu hafta nerede? Kastamonu'da. Çok renkli. Neden? Çünkü her şehrin bir rengi var diyoruz ya. Ama Kastamonu kesinlikle çok renkli bir şehir. Dağı, ormanı, ovası, denizi, gölleri, dereleri derken coğrafik anlamda muhteşem görseller sunuyor. Her dönem üstelik farklı güzellikler sunuyor. Ama bunun yanında bizim bakacağımız şey mutfak. 800 küsür yemek olduğu söyleniyor ve bunun 300'ü özgün, isimleri bile özgün. O yüzden bütün bunları anlayabilmek adına ne yapmak lazım? Süratli başlamak lazım. Süremiz kısa ve biz hemen başlıyoruz. Yani Lezzete Dair başlıyor. Bu muhteşem şehirde gezecek o kadar çok yer var ki hepsine yetecek enerjiyi depolamak için güne sağlam bir kahvaltıyla başlamak önemli. Kastamonu Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli merkezlerinden biri. Ve yine Osmanlı İmparatorluğu bu şehirde çok önemli eserler bırakmış. Kahvaltı, sabah kahvaltısına Kastamonu da bu eserlerden birinde, Pembehan'da başlayacağız. Kahvaltılık ürünler hazır. Birazdan Cihan'la burada buluşuyoruz. Güzel bir kahvaltı için Kastamonu'nun kendine has kahvaltılıklarıyla ilgili biraz laflamak için Kastamonulu genç arkadaşım Cihan bana eşlik ediyor. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim Cihan. Kahvaltılıklar şahane yine. Kahvaltılıklarımız geldi. Yöresel birkaç çeşidimiz. Evet. Sıcaklarımız zaten birazdan gelecek. Zaten biz kahvaltıda biliyorsun burada şüphesiz onlarca kahvaltılık ürün vardır ama tamamıyla buraya özgü olmayan ürünleri görmek istemiyoruz. Yani gittiğimiz kahvaltılarda yörenin ürünlerini görmek istiyoruz. Şimdi sen bana anlat, bu nedir? Kastamonu pastırması. Evet. Çıkalım. Ondan sonra yöresel simidimiz var. Susamsız simit. Neydi bunun adı? Kel simit. Susamsız simit. Kel simit. Kel simit görüyorsunuz. Bir şey yok üstünde. Pancar pekmezimiz var. Pancar pekmezi ilginç. Yani şekerin aslında pekmezini yapmış gibi oluyor değil mi? Aynen öyle ve doğal. Erik perverdemiz var. Erik. Erik perverdesi. Oo, 10 numara. Köylerde annelerimizin, babaannelerimizin yaptığı kaynatarak kazanlar. O usulde. Saatlerce kaynatılan doğal. Tereyağı şahane görünüyor. Köy tereyağımız ve tulum peynirimiz. Bu ekmeğin rengi? Evet. O siyez ekmeği. Dünyadaki genetiği değiştirmemiş tek tahıl. Bu çok önemli. Neden? Çünkü yaklaşık 10 bin yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Çok önemli ve... Tulum peynirimiz. Tulum peyniri. Aslında tulum peyniri kargı tulum diye geçiyor ve kargı da yapılıyor tabii ama her ne kadar Kastamonu'nun sınırlarında olmasa da Kastamonu'yla özdeşleşmiş bir peynir. Peynir. Keçi ve peyniridir. Benim de aşık olduğum peynir. Burada marmelata pelverde diyorlar. Pastırmaya da pastırma diyorlar ama farklı şekilde yapıyorlar. Siz diğer şehirlerdeki pastırmalarla çok da karıştırmasanız iyi olur. Hadi bakalım. Bu da pastırmalı ekmeğimiz. Bu üzerindeki direkt böyle göllenmiş olan ne? Tereyağı. Duydunuz mu? Neymiş? Tereyağı. Tereyağı. Bu çemensiz pastırmadır. Wow. Kurutulmuş et, pastırmaya çemen sonradan sürülür. Ha, bu kurutulmuş et. Kurutulmuş et. Evet. Ama pastırma da bir nevi yani. Kurutulmuş et ama üstüne tamam. Çemen sürülüyor, soslanıyor. Buna bir miktar soğan katılır. 100 gram pastırma, 150 gram soğan ve kimyon, karabiber, pul, acı toz biber katılarak içi harca hazırlanır. Aslında pastırmanın hikayesi biliyorsun çok eski. Yani Orta Asya'dan buraya geldiği düşündüğümüz orijinal ismi bastırma. Yani etin baskı altında tutularak kurutulması hikayesi. Ama Anadolu'ya geldiğinde
çemenle tanışıyor. O bastırma oluyor pastırma. O yüzden bu ayrıntıya çok dikkat edin. Şimdi ben bastırmayı, yani aslında çemensiz olanı şahane bir hamurun içinde ve sacda yapılmış gördüğünüz üzere diyorum. Ve bundaki ince bir ayrıntı mayasız hamurdur. Elle açılarak. Ne demek mayasız hamur? Aslında midenizde çok daha rahat edebileceğiniz bir hamur. Çünkü maya biliyorsunuz midenizde doğal olarak işlevini görüyor. Daha çok şişkinlik hissediyorsunuz, daha çok büyüyor falan filan. Ama böyle olunca, yani mayasız hamur olunca sadece unla mücadele ediyorsunuz. Ama ağzınızdaki mücadele anlatılır gibi değil. O yüzden. Anadolu'da bir söz var. Derler ki ya karnım ambar olsa ya da çocuklar burada olsa. Masa aynen öyle. Yani hani hepsini yemek istiyorum ama Kastamonu'da da işimiz yok. Olağanüstü bir şehri anlatacağız. O yüzden artık biraz Kastamonu'ya zaman ayıralım istiyorum. Ve turlayalım biraz da olacak. Evet, evet. Gezmeye başlayacağız. Bunları da eritmem lazım yani. Öyle bir yedim ki anlaşılır gibi değil. Görüşeceğiz. Kastamonu'da şehri turlarken fark edeceksiniz ki bu şehir ne ruhunuzu ne karnınızı aç bırakıyor. Efendim Osmanlı Kastamonu'da çok fazla eser vermiş. İşte onlardan biri Nasrullah Kadı Camii. Yine 1500'lü yıllarda, yani Osmanlı'nın ilk döneminde yapılan çok önemli camilerden biri. Ve burada çok önemli bir şey var. Aslında bu medeniyet diyoruz ya, Avrupa'nın medeniyeti, Türk medeniyeti. Bakın Osmanlı Vakıf Medeniyeti'nin en muhteşem icatlarından birisi neymiş? Sadaka taşı. Yani burada insanlar aslında kimin kime ne verdiğini... Alan elim veren el. Evet, alan el veren el hikayesini anlatmak için ne yapıyor? Buraya sadaka taşı koyuyor ve gidiyor. Daha sonra ihtiyacı olan... Gelip alıyor. Ne? Geliyor ve alıyor. Muhteşem bir hikaye. Bıraktık. Kim alır bilmiyoruz ama biz bıraktık. Aslında niyetimiz yediklerimizi eritmekte ama bu Kastamonu'da pek mümkün görünmüyor. Sevgili Cihan Tabakoğlu ile vedalaşıp sizi çok özel, çok önemli, çok anlamlı bir müzeye götürüyorum. Burası hepimiz için çok değerli ama benim için belki biraz daha fazla. Arkadaşlar neymiş? Bu Serpuş'un adına... Şapka denir. Öyle demiş Mustafa Kemal Atatürk. Malum şapkayla benim ilişkim artık herkesçe malum. Burası neresi? Şapka Müzesi. Aslında yıl 1925 Mustafa Kemal Atatürk'ün şapka inkılabını, yani devrimini yaptığı yer Kastamonu. Burası da bir ne var? Şapka Müzesi var. Şapka. Şapka. Ve ne var? Buranın muhteşem ev sahibesi İknur Hanım var. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, sevgili İknur Hanım. Şimdi sizden şapka hikayesini bizim Türkiye'nin ilk ve tek şapka müzesi. Türkiye'de ilk ve tek sadece. Dünyada şu anda 4. sıradayız. Bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Dünyanın 4. şapka müzesi Kastamonu'da. Kastamonu'da. Evet. Burada görmüş olduğunuz şapkalar Kastamonlu kadınların o dönemde giymiş oldukları 1925 yılında Kastamonlu kadınların şıklığını gösteriyor. 1925. 1925'te Kastamonlu hanımefendiler bu kadar şık varmış. Burayı sadece şapka müzesi olarak düşünmeyin. Burası Türk ve dünya kültüründen önemli örnekler barındıran kapsamlı bir alan. Burada gördüğünüz bebekler, Kastamonu bebekleri de var. Dışarıdan gelen birçok bebekler de var burada. Taş bebekler yine Kastamonu'nun Abana ilçesinde yapılmış bebekler. Bunların hepsi... Bu Kastamonu'nun bir ilçesinde yapılmış. Kastamonu'nun ilçesinden taşları çıkartılıyor. O taşın bir özelliği mi var? Deniz kenarındaki o taşlar düz taşlar. Böyle buradan yani. Hiç çıkmayabilirim ben. Evet. Hakikaten ben çok severim. Yani bu el işçiliği
ve bu renklilik. Evet, biliyoruz. Yani evrensellik bizim için çok önemli. Dünyanın neresinden gelirlerse gelsin herkes burada kendini iyi hissetsin diye yaptığımız çalışmalardan bir tanesi. Bu son değil mi İlkan Hanım? Yani burası son ilginç evet, yer. Evet, son ilginç yer. Son ilginç yer. Kastamonu'nun merkezini şehrin yerlileri üç kelimeyle özetliyor. Kule, kale, dere. Vaktimiz kısıtlı olduğu için sizi doğrudan kuleye götürmek istiyorum. Neredeyiz? Şu anda şehrin simgelerinden birinin önündeyiz. Saat Kulesi. Kastamonu'nun simge noktalarından biri. Bu saat kulesi sürgün yemiş. Çok komik bence de. Ama rivayet öyle işte. Sarayburnu'ndaymış bu mekanizma. Orada zamansız çalmış. Fakat o anda padişahın cariyelerinden birinin çocuğunu düşürmesine neden olmuş. O yüzden de sürgün edilmiş Kastamonu'ya diyorlar. Hikaye bu, rivayet bu. Ama o rivayet ne kadar doğru, yanlış onu bilemem ama önümde gördüğümüz manzara olağanüstü. Şahane bir manzara var. Görüyorsunuz kale, oradaki dalgalanan bayrağımız ve karakteristik Kastamonu evleri olağanüstü görünüyor. Bence Kastamonu'ya gelindiğinde mutlaka buradan şöyle Kastamonu'ya seyredip bir yudum çay içmek çok keyifli. Eğer manzaraya dalıp gün batışını burada yakalarsanız, aklınıza akşam yemeği düşerse çok yakınlarda müthiş bir seçenek var. Kurşunlu Han. Burası Kastamonu yemeklerinin en güzel örneklerini bulabileceğiniz harika bir tarihi mekan. 1400'lü yıllarda yapılmış bu muhteşem yapı inşa edildiği günlerin lezzetlerini tatma imkanı sunuyor. Cem Bey merhaba. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Şimdi efendim neredeyiz? Çok özel bir yerdeyiz. Onu Cem Bey'e anlattıracağım. Ama önce Kastamonu mutfağını konuşacağız. Şimdi Kastamonu mutfağına başlamadan önce bunun ne olduğunu söyleyin. Siz o arada anlatın. Bu Kastamonu mutfağının vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Meşhur siyez bulgurumuzla, Kastamonu yaylalarına yetişmiş hayvanlarımızın tereyağıyla, Kastamonu'nun meşhur dağlarından toplanan otlarıyla yapılmış olan ekşili pilavımız. Şifa niyetine. Pilav mı? Pilav. Pilav. Her pilav öyle tane tane olmak zorunda değil. Bu ekşi ayranla yapılır. Manda yoğurdundan elde edilmiş ekşili ayranla. Yani ilk önüme geldiğinde çok böyle bir duygu, açıkçası önündeki duruşuyla öyle bir duygum yoktu ama. Cem Bey, evet yeni efendim, bir sürpriz herhalde. Sürpriz bir yemeğimiz daha. Evet, nedir bu da yine. Bunun adı da banduma. Şimdi yine özel hazırlanmış banduma yufkası var. Bol yağlanmış, kıştan yağlandırılmış ibi, yani hindeti, tereyağı ve bunu özel kılan da Kastamonlu meşhur ceviz. Şimdi öyle bir anlatıyor ki, yani var ya kendinizi bir an böyle çok olağanüstü bir Fransız restoranında böyle sanki bir Chateaubriand anlatır gibi anlatıyor ama derseniz ki yemek nasıl? Vallahi aratmıyor. Şahane bir yemek. Çok lezzetli. Tabii ki bu kadar ağır bir yemekten sonra bunu hazmettirebilmek için de yaban elmalarından elde ettiğimiz Kastamonu ekşi suyunu da ikram etmek istiyoruz. O zaman onu havuz başında içelim. Tabii ki, tabii ki. Gidiyoruz. Tabii. Bunun içinde konsantre elma mı var diyelim? Hayır. Şöyle anlatayım. Konsantre olunca belki meyve suyuyla karıştırabilirler. Yok. Evet. Biz dağlardaki köylü kadınlarımız dağ elmalarını toplarlar. Tamam. Bunları büyük kazanlarda ilk önce bunun suyunu sıkıp koyu bir marmelat haline gelinceye kadar kazanlarda kaynatırlar. Şeker? Hayır, sıfır. Bunda sıfır. Şeker hiç yok. Hayır. Yaban elmasının suyu... Şeker sıfır. Kaynayıp... Yani sadece elmanın kendi şekeri, fruktozdan bahsediyor. Bunda kesinlikle glikoz asla yok. Efendim, bu sohbet hiç bitmez. Tabii ben de hiç bitmesini isterim ama malum süremiz kısıtlı. Kastamonu mutfağının aslında en ince ayrıntılarını Cem Bey böyle çok güzel çarpıcı bir şekilde verdi. Ben de yerken en az Cem Bey'in anlattığı kadar keyif aldığımı itiraf ediyorum. Ve mutlaka, mutlaka yolunuzu düşürün, Kastamonu'da bu muhteşem mutfağı deneyimleyin. Kurşunlu Han'ın da bu ambiyansını sakın ihmal etmeyin diyelim.
Bu gördüğünüz muhteşem yapılar tarihi Kastamonu evleri. Bu evlerin en önemli özelliği dönemin toplumsal yapısına uygun olarak içinde 3 kuşağın beraber yaşaması ve bu yüzden de en az 6 odasının bulunması. Bu evlerde yaşayan nesilleri büyüten, hatta sadece onları değil 10 bin yıl öncesinin insanlarını da besleyen, insanların yerleşik hayata geçmesini sağlayan Siyez buğdayına yakından bakacağız. Anadolu buğdayın gen merkezi. Yani tüm dünyaya buğdayın çıkış noktasının Mezopotamya olduğu yolunda iddialar var. Ama bu iddiaları şimdi Kastamonu'da destekleyen bir ürün var. Nedir o? Siyez. Siyez buğdayı. Yaklaşık 12 bin yıllık derinliği olan bir buğdaydan bahsediyoruz. Hiçbir şekilde geniyle oynanmamış. Ama akıllarda hep şu soru var. Genelde bu tür genetiğiyle oynanmamış ürünlerin kek, pasta, ekmek yapımında çok da performanslı olmadığı yolunda bir kanaat var. Şimdi onu ortadan kaldırıyoruz. Şimdi bakın, bu siyez unuyla mayalanmış bir hamur. Tutuyorum. Şimdi bu da normal unla. Yani aslında buradaki gluteni anlatmaya çalışıyoruz. Sakız gibi geliyor bak. Şüphesiz belli pastalarda ya da belli ürünlerde gluten arıyor olabilirsiniz. Ama glutenin de zararlarını söylememe sanırım gerek yok. Yine siyez unuyla yapılmış, doğru mu? Evet, siyez unuyla. Bunda maya yok. Maya yok. Sade kabartma tozu, vanilya. Peki burada bir ekmeğimiz var. Evet, bunlar mayalı. Bak, gördünüz mü? Yani siyez ununu hem mayalı hem mayasız hamur işlerinde kullanabilmeniz mümkün. Mümkün. Hatta evet. Hanımlar ne yapmış? Abartmış. Evet. Kurabiye mesela şu var bak. Tuzlu kurabiyeleri. Hadi gelin şimdi sizi siyez buğdayının doğduğu, büyüdüğü topraklara götürelim. Efendim, Kastamonu'daki maceramız sürüyor. Aslında ben daha önce de geldim. Meşhur bir yerdeyim, çok özel bir yerdeyim. Burası bir çiftlik. Ama bu çiftliğin bayağı Osmanlı dönemine dayanan bir hikayesi var. İzbeli çiftliği burası. Sabiha Hanım. Efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Sefer geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Efendim, Sabiha Hanım aslında canlı bir Kastamonu tarihi aynı zamanda. Çünkü tam bir Osmanlı hanımefendisi. Sağ olun. Bu çiftliğin hikayesini kısaca... Evet. Rica etsem. Çiftlik aileye Padişah 4. Mehmet, Avcı Mehmet tarafından veriliyor. Asker ocağı Tımarlı Sipahi Ocağı olarak 400 yıla yakın, zannederim 367 yıl falan oldu. Aynı ailede, hiç isim değiştirmeden duruyor. Biz şimdi bu çiftliği gezeceğiz. Çünkü bu çiftlikte aynı zamanda organik tarım yapılıyor. Aslında şöyle söyleyelim, o 300 yıl önceki hayatı burada yaşamanız mümkün diyoruz. Sabiha Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Evet, herhalde. Serdar, doğal yaşam ya da organik yaşam çok kullanıyorlar ya, artık herkese moda oldu bu organik tarım falan, evet, filan. Herhalde bu olsa gerek. Ya şükürler olsun. Ben abi böyle bir yere geldiğimde, bir köye veya tarlaya baktığımda otlara bakarım. Ne kadar çeşitli ot varsa burada ot ilacı kullanılmamıştır. Yani bu mesaj, çünkü toprağın ağzı yok, dili yok, sana nasıl cevap versin ki? O da diyecek ki benden bu kadar kardeşim. Bir gün söyler. Bakın, çok sevdim bu lafı. Toprağın ağzı yok, dili yok. Ama bizim ağzımız var, dilimiz var, aklımız var, fikrimiz var. Lütfen yani şu hadiseyi düşünün yani. Böyle yaşama imkanı varken, böyle daracık alanlarda, daracık binalarda, böyle kibrit kutusu yapıların içinde hayatımızı sürdürmeye çalışmak ne derece doğru? Bir tane ömrümüz var. İyi kullanmamız gereken. İşte Serdar, sanırım bizim düşüncelerimizi hayata geçirenlerden biri. Siyez. Niye ben diğer buğdayın yerine bunu tercih edeceğim? Bunun besleme değeri diğerlerinden daha farklıdır. Evet. Daha mesela... Bunun bir de gluten oranı yanılmıyorsam evet, çok düşük gluten. Bundan kaçmanın yöntemi bu. Nedir bu? Siyez. Efendim, Kastamonu'ya yavaş yavaş merkezden uzaklaşacağız. Ama Kastamonu macerası da devam edecek.
Şehir merkezinde bunalırsanız sadece 40 dakika mesafedeki sahil kasabası Abana, masmavi deniziyle sizi bekliyor. Bu rota sürprizlerle dolu. Abana'ya giderken karşımıza İnebolu Halk Pazarı çıkıyor. Üstelik Halk Pazarı sözünün tam karşılığı. Evet, Kastamonu, İnebolu Pazarı, Halk Pazarı burası. Buranın köylerinden gelen ürünler var burada hep. Bu ne sarımsağı şimdi? Taşköprü sarımsağı abi. Taşköprü. Aynen öyle. Nasıl anlıyorsun iyi bir sarımsağı? Abi iyi bir sarımsağını buradan aldığın zaman abi. İçini açarsın abi. İçi pembe olması lazım. Kırmızı. İçinin ne olması lazım? Pembe olması lazım abi. Kırmızı. Pembe. Aynen öyle abi. Bunun içi beyaz çıkarsa bu sarımsak ithal sarımsaktır abi. Ama içi kırmızı çıktığı için taşköprü sarımsağı abi. Bak. Anlamak için kabuğunu açıyorsunuz. İçi pembe olursa taşköprü sarımsağı imiş. Önemli bilgi. Teşekkür ederiz. Esas varış noktamıza geliyoruz. Kastamonu 170 kilometrelik sahil şeridiyle en uzun deniz kıyısına sahip şehirlerimizden biri. E tabi deniz olur da balık olmaz mı? Hadi gelin deniz kenarında güzel bir yer bulalım. Yani biliyorsunuz benim bir klasiğim var. Önümde iyi bir yemek varsa ne yapıyorum? Yüzükleri çıkarıyorum. Neredeyim ben? Şu anda Abana'dayım. Liman mevkiindeyim. Önünüzde gördüğünüz gibi Karadeniz. Önümde ne var? Mezgit. Kastamonu deyince aklınıza tabii ki daha çok denizden daha fazla içeri bölgeler geliyor olabilir. Ama Abana, İnebolu, Cide böyle farklı ilçelerde deniz ürünlerini bolca görmeniz mümkün. Kastamonu mutfağında toplamda 800 yemek var, değil mi? Bu 800 yemek en az 300'ü tamamıyla özgün. Tabii bunların arasında deniz kenarında olan yerleşimlerin de mutfağı var. Deniz kenarında her ne kadar deniz ürünleri olsa da yine de Kastamonu'nun genel karakteristiği deniz ürünleri üzerine kurulu bir yer değil. Ama burada bir deniz ürünlü restoranını bulursanız kesinlikle rahatlıkla deneyebilirsiniz. Benim yaptığım gibi. Ama siz yine de mevsiminde gelmeye çalışın. Ilgaz desem şüphesiz hepinizin aklına o şarkı gelir. Ilgaz, Anadolu'nun sen yüce bir dağısın. Önce hoş geldiniz. Sizleri görmekten çok mutluyuz. Çok hoş bulduk. Ilgaz'ın zirvesindeyiz şu anda. Yurdum Tepe. Neymiş bak, Yurdum Tepe. Şu güzelliğe bak. Evet, Tuncay Bey. Hakikaten yani çok etkilendim, itiraf edeyim. Yani ben Türkiye'nin hemen hemen her yerinde gördüm. Hepsi çok güzel şüphesiz. Evet. Ama burası yani çok etkilendim. Bir de şöyle hani bu tür kayak testlerine genelde yazın gelmediğimiz için de böyle bir estetik beklemeyiz. Yani burası hem yaz hem kış kesinlikle keyif verin. Yani keyif verir insana ama burayı ne yapmak lazım? Daha çok anlatmak lazım. Evet. İnsanlarımızın da ne yapması lazım? Bunun daha çok farkına varması lazım. Arkadaşlar burası Türkiye. Kastamonu, Ilgaz ve bitiş. Bu üç kelimeye yana hiç hoş değil. Aslında Kastamonu ve Ilgaz hiç bitmeyecek bir masal. Emin olun öyle. Ama maalesef biz programın sonuna geldik. O yüzden bir başka şehirde ya da bir başka ülkede lezzete dair ne varsa tekrar buluşmak, sizlerle paylaşmak üzere. Çok yükseklerden veda ediyorum size. Thank you.
Yunus Emre Enstitüsü Adnan Şahin'le Lezzete Dair programını sundu.